Efendim herkese merhabalar. Biliyorsunuz Dernekler Konuşuyor programı uzun yıllardır bölgemizin önemli programlarından bir tanesidir. Bölgemizde de böyle derneklerimizle ilgili, çatı kuruluşlarımızla ilgili kongreler olduğunda ya da farklı programlar olduğunda, adaylar çıktığında, yani bölgemizde önemli iş insanları çıktığında, adaylıklarını açıkladığında biz de onlarla beraber güzel sohbetler, güzel röportajlar gerçekleştiriyoruz. Çünkü bizim için bölgemizde rekabetin oluşması, STK'larımızın arasındaki bu rekabetlerin başarı getireceğine inandığımız için bu adaylıkların çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. 10 Aralık'ta MASTÜP, Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği'nin kongresi var. Kongreye giderken Haşim Başkanım adaylığını açıkladı. Haşim Karada, hepiniz biliyorsunuz. Gerek Malatya Spor'dan, gerek iş dünyasından çok iyi yakının tanıdığınız bir isim. Biz de hayırlı olsun dedik başkanım. Bir de telefonla dedik, bir de yüz yüze diyelim. Başkanım hayırlı olsun. Sağ olun. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Öncelikle tabii geçtiğimiz dönemde yine yapılan kongrede bir adaylığım vardı başkanım. Ama sahnede bir nezaket örneği gösterdi ve orada çekildiğini açıkladı. Şimdi bu çekilmeden sonra tekrar bir adaylık söz konusu. Yani geçen dönem çekildiğim, bu senede adaylık. Ne değişti başkanım? Şimdi kardeşime şunu söyleyeyim. Geçen sefer bir benden kaynaklanmayan salonda olaylardan dolayı bir bayanla dedim yarışılmaz dedim. Olayın olduğu yerde dedim olay Malatyalı'ya yakışmaz. Olayın olduğu yerde dedim ben bir bayanla yarışmam dedim. Bir nezaket gösterdim orada. Kazanma, kaybetme gibi bir durum yoktu. 150 kişilik kahvaltı hazırlamışlardı. Salona 1000 kişi geldi. Kayıtlar orada zaten ben kalktıktan sonra salon boşaldı. Yani aslında bu, işte rekabet böyle bir şey. Rekabet güzelleştiriyor. Bu sefer Allah'ın izniyle yarım kalan işi tamamlayacağız. İnşallah. Peki başkanım, yani MASTÜP'te şu an bir kayyum süreci var. Yani bu kayyum sürecini nasıl değerlendirirsin? Ya şimdi önce bir bilgi kirliliği var. Kimine göre kayyum, kimine göre heyet, kimine göre çağrı heyeti. Herkes bir şey söylüyor ama gerçek olan bir şey var. Ortada iptal olan 3 tane kongre var. Yani bir tane diğer lanse ediyorlar ama 3 tane iptal olan kongre var. Kongrenin bir tanesine usulsüz üye yapılmış. Yani çıkıp da bunu insanlara mert gibi söylemiyorlar. Peki başkanım, üye yapılabiliyor mu böyle yani? Hani kardeşim bizim biliyorsun bizim dernek... Sonuçta oranın bir tüzüğü var. Oranın hani delegelerin ya da işte üyelerin nasıl yapıldığına dair bilmiyorum. Böyle bir başkanım sizin onunla ilgili bilginiz var mı? Bizim mastüpteli bütün derneklerde koltuğa gelen adam halasını, bibisini, dibisini, köylüsünü, ahbabını, dostunu hepsini getirip sırayla üye yapıyor. Yani bunu özellikle kongre öncesinde mi yapıyorlar? Bunu herkes yapıyor yani bunu. Yapmayan, bugüne kadar yapmayan bana bir tanesini gösterin. Ya şu sadece üzüyor başkanım. Hani ama şu sözü verebilirim. Benim başkanlık yaptığım, başkanlık yapacağım dönemde o yıl 20 tane üye mi yapılacak? Bütün ilçelere dağıtılacak. Yani peki buradan şunu mu çıkaralım başkanım? Hı. Sadece belli ilçelerde mi üye yapıldı? Belki köy ya. Ya ilçenin de artık dışına çıkıyor. Tabii ilçe, tabii. Çevrede, şimdi en son MASTÜP'te 25 mi 35 tane bir saatte üye yapmışlar. Ya neye göre yaptınız? Hangi kritere göre yaptınız? Hangi şeye göre yaptınız? Ya bir de bir bilgi kirliliği de var ama orada başkanım. Net yani bunu. Yok biz geçen hafta cumartesi günü işte çağrı heyeti, ben, Nazife Başkan oturduk. MASTÜP'te. Saat hatta akşam 6'ya kadar oturduk. En son orada ne karar verdiler? Çağrı heyetindeki arkadaş diyor ki, iyi niyetiyle güzel bir şekilde. Arkadaş diyor, bakın diyor. Mahkemede 2-3 tane karar defteri var. Bunu alın getirin. Kayıtlara bakalım. Hazır olun listesini hazırlayalım. Bu kadar basit net ya. Ama 3 tane kongre böylece atlatılmış oluyor. Tabii. Yani. Aynen. Getirelim. Tamam, pazartesi bu defterler getirip teslim edeceklerdi. Şimdi bugün perşembe, yarın cuma defterler gelmemiş. Adamlar da neye göre devlet bunları Ahmet Mehmet atamamış ha. Devlet atamış. Yargı atamış. Bunun üzerine şöyle bir açıklama yapıldı. Onu takip etmişsindir başkanım. Yani kayyum bu kurumu kongreye götüremez. O zaman bir açıklama yapıldı yani. Bunlar devlet, yani şeyin kararını tanımamam mı? Bunlar devleti de, mahkemeyi de tanımıyor. O zaman mahkeme boşu boşuna bir karar vermiş. Yani bilemiyorum ama tabii 10 Aralık, yani bu açıklamadan sonra 10 Aralık'ta kongrenin olacağı söylenince
Aslında burada bir çelişki oldu. Çelişki yok. Yani. Net ya. Karar alınmış, kongre yapılacak, bitti. Şimdi arkadaşlar diyor ki ya seçim olmaz. Ya kardeşim, orada adam elini kaldırır, önerge verir, seçim de olur. Niye bu kata büyütüyorsunuz? 10 senedir çırpınıyorlar, buraya getirirler. Bizim dönemle ilgili değil. Bal gibi sizin dönemle ilgili. Ama şu anda mevcut başkan sadece bu dönemde o kurumun başkanı değil ki. Yani uzun yıllardır mevcut başkanımız, yani hem genel sekreterlik olsun hem yönetim kurulu üyesi olsun, zaten bu kurumun başındaydı. Bir de başkanım şunu söyleyeyim. Yani tabii üzüldüğümüz bir taraf var. Yani Allah rahmet eylesin, bakanımızın kurduğu bir kurum. Malatya'mızın ilk çatı kuruluşu. Yani böyle kayyumla anılması yani sizi de üzmüyor mu? Tabii herkesi bu üzer de bunu buraya getirmemek lazımdı. Şimdi herkes bize bir leke atıyorlar. La kardeş, kimse kalmamış. Niye size leke atsınlar? Hocam, başarılı işler yapılınca kim kime ne diyor? Yok, bize leke atmışlar. 5-6 ay. Ya bir kere telaffuz etmesi dahi yanlış. 5-6 ay diye bir şey yok. Kongreye bir sene yakın zaman var. 6 ay da uzatma hakkım var. 1,5 sene. Uzatma bir sene diye. 5 ay kalmış. Kimse aday çağırıyor. Lan babanızın mı alın burası? Peki başkanım, sizler hazır mısınız? Hazırlıklar nasıl gidiyor? Yani 10 Aralık'a ben, evet, delegelerimle beraber. Kardeşim orada... şunu söylüyorum. Ben menfaat için yönetim yapmam. Kendim için yönetim yapmam. Malatya için yönetim yaparım. Orada 3 tane 5 tane oy almak için yönetim yapmam. Malatya'ya faydam olacaksa ben aslan gibi yönetim yaparım. Aslan gibi de hizmet ederiz. Bir de galiba benim tabii aldığım duyumlar bunlar başkanım. Yani yönetim listende hemen hemen her görüşten, her ilçeden, her kültürden insanlar. Aynen öyle olacak. Yani Malatya temsil şeyi de budur. Temsili de budur yani. Ve bir de en güzel şeyi şöyle duydum. Asla ve asla siyasette benim işim olmayacak. Ya kardeşim, çünkü orası... bugüne kadar mastübe gelen kaç tane başkanımız ya da adayımız olduysa bakıyorsunuz bir şekilde bir siyasi partiyle anılıyor. Abi adam geliyor orada koltuğa oturuyor. 2 gün sonra bir kahvaltı veriyor, bir köfte partisi veriyor. Ha ben milletvekili olacağım, ha ben bakan olacağım. Ya kardeşim. Meclis üyesi olacak. Kaliteyi düşürüyorlar o kata, meclis üyesi. Ya bir mastübün başkanı meclis üyesi olur mu ya? Zaten ya, sizin STK dediğiniz siyaset üstü zaten. Birader git bakan ol. Milletvekili bile seni kesmez. Sen mastübün başısın. Meclis üyesi. Ya Trabzon'da, Karadeniz'de sokakta geçeni meclis üyesi yapıyorlar ya. Çok güzel. Peki başkanım, şu anda bize hani genel kurul yapıldıktan sonra, kazandıktan sonra diyelim ki hani başkanlık süreci ve yönetim kurumuyla beraber göreve başladınız. Yani ilk böyle yapacağınız herhangi bir proje ya da ne bileyim var mı şu anda sizin planladığınız herhangi bir şey? Tahmin edemeyeceğim projeler var. Bunu seçimden sonra tabii seçimden sonra yaparız. Gene söylüyorum, bizde hedef ufak olmaz. Biz orada siyaset düşünmeyiz. Siyaset düşünen insanlara destek oluruz. Yani aslında belirleyici oluruz. Tabii siyaset düşünen insanlara biz destek oluruz. Güzel. Başkanım, yani sizi tebrik ediyorum. Yani umarım güzel geçer. Çünkü mastübün özellikle bu kayyumdu, işte buna benzer söylemlerle yani anılmayacağı bir yönetimle beraber artık gerçekten tıpkı o eskiden olduğu gibi yine o eski gücüne kavuşarak yani hizmet vereceğini düşünüyorum. Yani yine halen mastüpte böyle bir rekabetin oluşu, sizin de bunun içine dahil olmanız bizleri de tabii sevindiriyor. Umarım Malatya'mız için hayırlısı olur. Ya tahmin edemeyeceğin bir destek var. Bir istek var. İlla başkanım olun, siz toparlarsınız. Yalnızdayız. Zaten o gün orada herkes bunu görür. Bu arada başkanım, birçok delegeyle de görüşüyorsunuz. Çok, hep birbirimizi tanıyoruz zaten. Değil mi? Buluklar hariç. Çok önemli değil. Çok önemli değil. Ya hiç önemli değil. Ben yine söylüyorum sana. İnsanlar, Malatya insanı akıllı insandır. Malatya insanı orada gerçeği gördüğü zaman neyin ne yapacağını çok iyi bilir. Yönetim kurulu ne zaman açıklamayı düşünüyorsun? Yönetim kurulu ne zaman açıklamayı düşünüyorsun? Yani seçim günü mü yoksa? Yok. 3 aşağı 5 yukarı belli. Hepsi kendi alanda. Kariyer sahibi, isim sahibi. Tertemiz insanlar. Yani umarım Malatya kültürüyle ilgili hakikaten bizim de STK'larımıza düşen kendi aralarındaki bu yarışmayı bir tarafa bırakıp, hani siyasi anlamda yarışı bir tarafa bırakıp gerçekten kültürel anlamda Malatya'nın değerlerine sahip çıkan projeler yapması. Malatya'da o parti bu parti olmayacak. Hiçbir partinin arka bahçesi olmayacak. Orada bütün partilere, bütün adaylara
Hangi parti? Bugün Gülay Yendek, Cihaz Erdağ aday olmuş. Hepimiz ona destek vermemiz lazım. Kesinlikle. Bugün ya. Mehmet Polat, Gazi Osman Paşa'da aday olmuş. Ya aday değil, aday değil, aday yapmamız lazım. Biz Malatyalıysak, biz aslında, konuşuyorsak o arkadaşımız niye oraya almasın? Aslında özlediğimiz tablo şu. Yani bütün siyasi partilerin adaylarına mesela bir türlü uzun yıllardır bir program yapamıyoruz. Mesela STK'larımız bunu yapamıyor aslında. Yani bütün siyasi partileri bir araya toplayıp atıyorum bir kültür merkezinde mesela, değil mi? O aday tanıtım sürecinde. Yani zaten biz kazandığımızda ilk bunu yapacağız. Çünkü bakıyorsunuz bir tarafta hangi parti olursa olsun meclis üyesi olur, belediye başkan adayı olur. Yani siz Malatya'yı kucaklamaya geliyorsunuz. Tabii, kucaklamaya geliyoruz herkesi. Peki başkanım, çok teşekkür ediyoruz. 10 Aralık'ta hayırlı olsun. Var mı sizin söyleyeceğiniz, ekleyeceğiniz ya da burada hemşehrilerimize, delegelerimize bir mesajınız varsa? Benim diyeceğim bu. Geldim, başkan oldum. İnandığım şeyleri yapamayacağımı anladım, ben bırakırım bir sene sonra, 6 ay sonra. Ben orada gençlerin önünü açmaya geliyorum. Yıllardır başkan, gençlerin önünü kapatıyorlar. Bak bir daha söylüyorum. Gençlerin önünü kapatıyorlar. Ben Maztöbe geldiğimde gücümün yarısını gelecek gençliktir. Ama bizdekiler neredeyse koltukta indiği zaman mezara gidiyor. Yani çok uzun yıllardır, yani böyle bazen bakıyorum bazı kurumlarda, aslında çok doğru bir yere değindin. Kesinlikle. Yani 20 yıldır, 15 yıldır, uzun yıllardır STK'larda böyle hani yöneticilik yapılıyor. Aslında yeni bir nesle yol açılırsa belki farklı fikirler de, farklı bir vizyon da ortaya koyacak. Zaten güzel böyle bir karma yönetim yapacağım. 3-4 tane de böyle tertemiz, pırıl genç koyacağım. Yine söyledim, hangi görüş olursa olsun, Malatya'nın hangi görüşünde olursa olsun hepsinin başımızın üstünde yeri var. Çok orada güzel. Ahmet, Mehmet meselesi yok, Haşim meselesi yok. Mesele Malatya meselesi. O kadar kaliteyi düşürdüler ki. Yapabilirsen hedefim bu. Size başarılar diliyoruz. Sağ olun, yani teşekkür ederim. Güzel bir kongre olsun memleketimiz için.